Ay anacığım. Lale hep iyi iyi merak etme anne diyordu ama ben gözümle görmeden rahat edemedim. Sağ olsun Lale bir an bile başından ayrılmadı. Hiç yalnız bırakmadı. O kadar iyi baktı ki ona. Öyledir ama. Sağ ol anne, iyiyim. Babaanneciğim sen nasılsın? Seni de üzüldüm, kusura bakma. Aa, ne demek oğlum? Seni böyle gördüm ya, o bana dünyalara bedel. Sen iyisin, baba bize yeter. Oğlum, biraz rahatsız mısın? Ne oluyor? Yastıkla ilgili mi? Ha, yok, iyiyim, iyiyim. Ben düzelteyim yastığını. Hallettim. Olsun ama yamuk düzelteyim. Hallederim ben Lale. Tamam. Ama kızım rahata da alışması burada değil mi? Yoksa eve dönmek istemez. Peki o zaman ben bir hemşirelere bakayım. Serumunu yenileceklerdi. Lale. Emir'i çok özledim. Buraya getirir misin? Ben de yardım edeyim Laleciğim. Canım. Alalım gelelim. Lale. Anacığım ne oldu? Anne ne oldu Sunma? Kazadan sonra ben onu ne kadar sevdiğimi hatırladım. O da bana ne kadar kızgın olduğunu. Yok canım olur mu öyle şey? Öyle her şey benim suçum. Lale. Anne. Ben ona çok kötü şeyler söyledim. Aramız düzelmişti, her şey yolundaydı. Ben ona çok kötü şeyler söyledim. O da çekti gitti. Kaza benim yüzümden oldu. Sakın böyle bir şey deme. Saçmalama, ne ilgisi var? Olacağı varmış, olmuş. Lale, hayat bir türlü insanları sınar yavrum. Seni de böyle sınadı. Senin başına gelen de öyle bir şey. Sen bu adamı seviyor musun? Ha? Seviyor musun? O zaman bekle. En güzel yol gösterici hayattır zaten. Bir daha da böyle benim yüzümden oldu falan dediğini duymayayım. Ona geçir benim ağzımın ortasına terliği. Ha, tamam. Yürü şimdi gidelim de baba ile oğlu kavuşturalım. Çok özledim ben seni. Çok özledim. Biz de çok özledik değil mi babayı oğlum? Emir. Bak. Özledim mi babayı? Babam. Babam. Oo. Çocuğu da almışsınız sıcağınıza. Eve gidiyorsunuz galiba Onur Bey. İnşallah. Onur Bey ciddi bir ameliyat geçirdiniz. Şu anda gayet iyisiniz. Sizi bir müddet daha burada misafir edeceğiz. Daha sonra eve göndereceğiz. Çok şükür. Eve döndüm diye hemen eski hayatınıza dönmek yok. Bir müddet çalışmayacaksınız. Evde dinleneceksiniz. Hem bakın etrafınızda bu kadar melek var. Onlar size yardımcı olur. Anlaştık mı? Geçmiş olsun. Şeyleri. Koçum benim. Bak çıkacakmışız gördün mü? Aşkım öyle hemen işe geri dönmek falan yok tamam mı? Zaten ben sana çok iyi bakarım. Oğlum. Babam. Babam. Aslan oğlum. Geçmişi sorma yine zora koyma beni bugünümlerse. Her yarım aşktan hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim. Davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Derin bir yaz yağmur sevda. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi,
karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Oh, deli bir yaz yağmuru sevda. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Ben kısmetin olmalıyım. Oh, bir yaz yağmur sevda. Deli bir yaz yağmur sevda. Bakmasan da ben bakıyorum o güzel gözlerine. Biliyorum kötü günler geçecek. Güneşini bizim için doğacak. Ve aşkımız sonsuza kadar sürecek. Çünkü ben senden asla vazgeçmeyeceğim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Onurcuğum evine hoş geldin yavrum. Ay, hoş bulduk babaanneciğim. Yavaş, geç. Gel buraya. Ha, geç şöyle otur. Buraya gel. Siz öyle geçin. Gel. Aman yavaş. Hadi. Tamam, tamam, tamam. Ay, tamam. Tamam, Lale tamam. Onur Bey, vallahi öyle bir kazadan sonra arabadan buraya yürüyerek iyi geldiniz ha. Maşallahınız var yani. Benden başka bir arzunuz var mı? Yok Samet, sağ ol. Buraya kadar değişik ettin. Eksik bir şey olursa ben seni ararım, tamam? Teşekkür ediyoruz Samet. Samet, biz seni sonra ararız bir şey olursa. Evladım, sen işine bak. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol Samet, sağ ol. Güle güle, güle güle evladım. Aa, Mahmur Hanım, hoş geldiniz. Hasıl siz hoş geldiniz. Ay, biz eve gelme heyecanıyla sizi unuttuk. Rica ederim. Onur, Mahmur Hanım, Emir'in yeni bakıcısı oldu. Öyle mi? Hayırlı uğurlu olsun. Onur? Mahmur Hanım kim biliyor musun? Hı? Bil bakalım kim? Çıkartamadım. Ya çıkartamazsın tabii. O zamanlar çok küçüktün annem. Mahmur Hanım senin ilk tadın. Aa, gerçekten mi? Hayır, kalkma kalkma çocuğum. Ay nasıl büyümüş değil mi? Ay garip oldu şimdi. Tarçınlı süt yaptım sana. İçine de bal koydum. Tarçınlı sütü yaptınız, içine de bal koydunuz. En sevdiğim. Ay, yıllar oldu. Laleciğim, sen de okuldan bayağı bir geri kaldın değil mi? Hani hastanede kaldın, hani derslerin aksadı galiba. Yok yok, aksamadı, bir sorun yok. Yani müdür bey Allah'tan vicdanlı davrandı da bana izin verdi. Benim zaten az dersim vardı. Onu da başka öğretmenlere verdiler, dağıttılar. İzinliyim yani okul bitene kadar. Çok sevindim. Ben çok, okulda çok, tatile çok, giriyor. Çok, ne güzel. Mahmur Hanım Emir'in baş yüzünde uyuyakalmış. İsmet babaanne de Yıldız anneyle çıktı. Yani günler sonra baş başa kalabildik. Onur ne oluyor? Niye kaçıyorsun benden? Bir şey yok Lale. Yorgunum ve dinlenmek istiyorum. Müzik
Vay be. Döbeş. Bunları da aldın mı? Evet bacanak. Bacanak geçmiş olsun. Oynarız yine. Üzülme tamam. Oo Onur Bey, siz baya baya iyileşmişsiniz ya. Ben bu skorla Kurtuluş abime geçmiş olsun derim anca. Hadi lan. Ben bacanağım hasta diye böyle zara çok yüklenmedim. Yoksa oyun vermem ona. Tabii canım. Kurtuluş abi. 3 Mart 6-0 eder. Nasıl yüklenmemek bu ya? Çok da dillendirmeyelim Sametçim şimdi. Oğlum ne yapalım yani? Hani kumarda kaybeden aşkta kazanılmış. Doğru söylüyorsun. Benim için aşkta kazanmak artık hayal gibi bir şey. Ebe Kurtuluş abi, ebe Kurtuluş abi. Yani öyle demedim be bacanak. Hani lafın gelişi. Lafın gelişi de gidişi de aynı be bacanak. Yani biz Lale'yle bazı şeyleri yıprattık. Öyle hissediyorum. O ne dikenli laf öyle bacanak ya? Olur mu öyle şey? Olmaz diye düşünüyordum ama oluyormuş işte. Beyler, ben istemez miydim Lale'yle diz dize yaşanıp böyle mutlu mesut yaşamayı, ha? Ama işte bizim masal kısa metrajmış. Ya ne bileyim işte ben hastanedeyken yani kazadan sonra bayağı bir düşündüm. Düşünecek çok vaktim oldu. Kazadan sonra benim düşünecek çok vaktim oldu. Ben Onur'u çok üzdüm. Onu hiç anlamaya çalışmadım. Yani bana bir şeyleri anlatmak için çok uğraştı ama dinlemedim bile onu. Uğraştı vallahi ablacığım yani doğruya doğru şimdi. Yani. Bir kapısında yatmadığım kaldı barışmak için siz biliyorsunuz. Ama işte düşününce de yani boşunaymış o kadar çaba ya. Hayat çok kısaymış beyler. Yani şu kısacık hayatta? Şu kısacık hayatta iki kalbin birbirini bulması kadar mucizevi bir şey var mı? Ne güzel söyledin abla ya. Ben ufacık bir kavgada bile Onur'u kaybetmeyi göze aldım. Ah be ablacığım. İlle böyle bir kaza olması mı gerekiyordu senin Onur'u anlaman için? Halbuki böyle nasıl uğraştı senin için, nasıl ikna etmeye çalıştı? Yok, ikna olmuyor. Yani ben canımı dişime taktım. 40 takla attım barışmak için. Ama nafile, ben onu bugün ikna etsem, yarın yine o bozulacak başka bir şey bulacak. Yani bizim ilişkimiz artık böyle dev bir yapboza dönüştü. Bir dargın, bir barışık, bir iyi, bir kötü. Öyle olmaz ki. Bacanak, sizin ilişki yapbozsa bizimki kör düğüm be. Hayat her zaman güllük gülistanlık geçmiyor ki. Diyorlar işte kül olmaz ateş yanmadan, denizler durulmaz dalgalanmadan. Adam bunun şarkısını yapmış bacanak. İyi de bizim artık yelkenler yırtık, kürekler kırık. Pusuda kayıp be bacanak. Neyse ben artık eve gideyim. Bundan sonra her şey çok farklı olacak. Her şey çok farklı olacak bundan sonra. Anne, Soner Bey, çocuklar. Hocam, sizi üzdüğümüz, üzdüğüm için özür dilerim. Ya Emre, ay kıyamam. Sana ben seni affettim ki. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim, çok incesiniz. Küçük hanım. Teşekkürler canım. Ayakta kaldınız. Şöyle buyurun. Hadi gelin. Geçin. Hadi gelin. Evet, evet. Oturun, oturun. Çekinmeyin. Kendi eviniz gibi. Nasıl espri ama. Efendim, ben Onur Bey'i bizzat ziyaret etmek istedim. Sağ olsun. Songül Hanım da bana yol gösterdi. Malum çocuklar da sizi özlemişler. Bu sene mezun oluyorlar. Siz de sene sonuna kadar izinlisiniz. Ben de getiriverdim çocukları. Çok iyi yaptınız. Canlarım benim ya. Yavaş yine evladım. Ya beni ne kadar mutlu ettiniz anlatamam. Aynen öyle. Gerçekten çok duygulandık. Teşekkür ederiz. Hiçbir şey edemezsiniz. Çünkü sizin gibi mükemmel insanları tanısınlar, örnek alsınlar. Sağ olun. O sizin güzel düşünceniz. Ama yani abartıyorsunuz, biz de alelade insanlarız. Yok. Eksiği var, fazlası yok. Onur Bey gibi yardımsever, cömert. Lale Hanım gibi müşfik, iyi kalpli. Benim gibi bu duyguların hepsini içinde barındıran insanlar olsunlar. Öyle değil mi hanımefendi? Tabii. Öyle ama Onur. Laleciğim sen de çok iyi yetiştiler çok şükür. Umarım siz de öyle olursunuz büyüyünce ha?
Efendim, bize müsaade. Eğer kalkmazsak bütün evi talan edecekler. Aman efendim, ne güzel oturuyoruz işte. Çocuklar da gayet memnun, mutlular. İki lokma bir şey yesinler. Değil mi? Sonra geç kalırsak velilerine kim hesap verecek hanımefendi? Disiplin çok önemli. O yüzden geç kalmadan biz kalkalım. Peki canım, tabii siz bilirsiniz yani, siz bilirsiniz. Yine gelin ama, tamam mı? Geliriz öğretmenim. Biraz daha hızlı yeseniz evladım. Ya çocukların boğazına dizildi. Lokmalarını bitirsinler bari, öyle kalkın. Afiyet olsun, afiyet olsun. Bayağı açıkmışlar, uzak ya burası. Onur, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Dur, ben sana yardım edeyim. Otur şöyle. Tamam, hallederim ben. Öyle tamam, hallederim. Onur. Onur, niye böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum Lale? Ne olursun yapma böyle. Ben seni kaybedeceğim diye o kadar korktum ki. Sen bana kötü davranıyorsun. Neden korkuyorsun ki? Sen zaten beni kaybetmeyi göze aldın. Biz boşanıyorduk Lale. Unuttun mu? Tamam, biliyorum. Avludaki o güzel günü kabusa çeviren benim. Ölümden dönmene sebep olan da benim. Ben seni çok seviyorum. Ne olur affet beni. Ben uzun zamandır bundan emin değilim. Gördün değil mi Fikret? Lale'ye ne kadar kötü davranıyor. Gördüm hayatım. Hayır yani. Hastane psikolojisidir, hasta psikolojisidir. İyileşince, hastaneden çıkınca geçer dedim ama... Yok, değişmiyor. Ay çıldırıcıyım ayol. Beni kim anlar? Tabii ki Songül Hanım anlar. Ben Songül Hanım'la konuşayım da paylaşayım yani. Ay Yıldız Hanım, inanmıyorum vallahi. Tam ben arayacaktım sizi, inanır mısınız? Siz aradınız beni. Ay kalp kalbe karşıymış Songül Hanımcığım. İnanın gözüme uyku girmiyor. Kalbim pırpır. Ne olacak bu çocukların hali? Vallahi ben de şaştım kaldım. Pardon, bir toparlanayım. Ay, ha bir şey yapsak mı? Yoksa hiç yapmasak mı? Ne güzel işliyordu Ava planı. Ne güzel, tatili de uzatıyorlardı. Hayır, şimdi ne oldu, ne oldu da oldu böyle oldu? Orada biz hata yaptık Yıldız Hanım. Biz eksiktik orada. Bizim orada olmamız lazımdı. Ah keşke. Keşke orada olsaydık da olaylar cereyan ederken hemen müdahale edebilseydik. Hemen el koyabilseydik konuya ama. İşte. Yok. Fikret Bey mi o? Evet. Songül Hanım Fikret. Kendisinin daha iyi fikirleri var herhalde. Bizimkini beğenmemiş olmalı ki. Öyle bir fikri varsa biz de faydalanalım bari. Yıldız Hanım, yarın ola hayrola. Tamam, düşüneceğiz artık. Yeniden başka şeyler, başka şeyler. İyi geceler, tatlı rüyalar size. Hadi size de iyi geceler. Hadi uyumaya çalışalım bir. Teşekkür ediyorum. İki şeyi anlayamıyorum Fikret. Birincisi, Lale ve Onur birbirlerini bu kadar sevdikleri halde neden anlamıyorlar bunu ve didişiyorlar? İkincisi, sen oturduğun yerden hiçbir plan yapmazken yapılmış planı küçümseyecek cesareti nereden buluyorsun Fikret? Yani hayatım, onu demek istemedim ya. Şimdi ben uyuyorum, sen de uyu. Ve rüyanda yepyeni fikirler ve yeni çözümler gör. Ve sabah bana anlat, olur mu Fikret? Tamam hayatım, son 100 sayfayı okuyayım, sonra ödevime bakarım. Gamsız Fikret. Ah,
İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.